Merhabalar sevgili Tuna Tüner. Merhaba. Lütfen bizi izleyenler kanalımıza abone olsunlar ve tabii ki videomuzu beğensinler. Bu hatırlatmadan sonra bazı çocuklar var ki ailelerine onca iyilik yapmalarına rağmen, onca kendilerinden vermelerine rağmen görünmüyorlar. Ve bu çocuklar kırgın. Kalpleri kırılabiliyor. Ne hali olacak bu çocukların? Hali nicedir hocam? Siz çok o aileden gelirsiniz. O ailede doğarsınız. O ailenin içinde büyürsünüz, orada öğrenirsiniz ve fıtrat özelliklerinizle birlikte yine de o ailenin içinde bir vicdan yapınız oluşur. Siz bir başka seversiniz herkesin iyiliğini düşünür, herkesin açığını kapatır, yeri gelir ailenin babası olur, abilerine, ablalarına abilik, ablalık eder, yeğenlerinize kadar faydanız dokunur ve kendinize dokunmaz. Ne yazık ki böyle çok istismarcı ailemiz var. Ben binlerce insanla çalışıyorum ne zamandır. Okuyor, çabalıyor. Hiç destek almadı, Kendi iradesiyle. Üstüne üstü kösteklere rağmen. Başarıyor. Azmediyor. Sonra bir gün bir yere geliyor. Oraya geldikten sonra zannediyor ki ailesi onu onunla gurur duyacak. Onun başarılarından mutlu olacak ve saygı görecek ama gel gör ki böyle olmuyor. Kardeşinin kocasının borcunu ödüyor, yazlığında bütün aileyi ağırlıyor, yurt dışına giderken arabasını yeğenine veriyor, o arabayı vurup geri alıyor. Ya da arabayı bir temizletip yıkatıp benzinini doldurma zahmetinde bile kimse bulunmuyor. Hep kendinden veriyor. Tatil'e çıkarıyor ailesini. Hiç öyle bir zorunluluğu yok iken. Ev almalarına vesile oluyor. Eksiklerini tamamlıyor. Hiç gitmediği yazdığın damını yaptırıyor. Yeğenini okutuyor. Anne babasına iki lazımsa beş sunuyor. Ve artık bu onun görevine dönüşüyor. Ve görevi iyilik yapmak olan herkes gibi bir süre sonra görünmez oluyor. Artık bu onun görevi oluyor. Ne demek? Yaptığı görülmemeye başlıyor. Eğer benim yaptığım zaten görülmüyorsa, benim görevimse zaten ortada ben yokum. Sorun burada sadece bu da değil. Yoğun bir şekilde bu çocukların istismara uğramaz. Her şeyi yapmalarına rağmen diyor ki mesela ailenin hiçbir ferdi para kazanamıyor, para üretemiyor. Bir tane gelir yerinde çocuk oluyor. Zaten bizim Türkiye'de öyle bir durum vardır ki olanın olmayana borcu vardır ya. <laughs> Bütün ailenin açığını kapatır. Göz göre göre o çocuk der ki işte bir şeyden tartışma çıkar. Ya der ki arkadaşlar bunu böyle yapmayalım. Şöyle yapalım. İnadına hem cam kenarı hem koridor ister aile. Hiçbir şeylerinden ödün verdirmezler. Ve yine bedelini bu çocuğa ödetirler. Herkesin hatasının bedelini garibin bu çocuk öder. Okurken, çabalarken hiç destek olmadığınız o çocuk bir gün başarır. Bu hayatta başarılı bir bireye dönüşür. Kardeşleri kıskanır. Anne babası kendi doğurduğu büyüttüğü çocukla rekabete girer biliyor musunuz? Ne yapsalar da yaranamazlar kıymet verirler, zanneder ki kıyılmazlar, öyle bir kıyarlar ki. Borcunu öde, kredisini çek, altına araba al, bilmem neyini öde. Yani şimdi bir anne babanın üç tane kardeş, çocuğu var. İşte anne babadan biri diyelim hasta. Bu kardeşlerin ortak şekilde bakması lazım. Hep birine kalır. Ya işin emeği kalır, ya işin maddi külfeti kalır. O aynı çocuğa dikkat edin. Diğer ailedeki her şeyin de yükü zaten hep ondadır. Hani bir espri var ya, ben sizden değil miyim ya diye bir <laughs> film vardı hatırla. Ha ben sizden değil miyim diye yani bana paspasla. <laughs> e o sizden değil mi? Onca iyiliğine rağmen bu çocuk, çünkü niye? Çok vicdanlı, hakikaten çok sevgi dolu, hakikaten tırnak içinde kıyamıyor ama öyle güzel kıyılıyor ki böyle 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 kıyıyorlar. Kader niye bu çocukları seçiyor? Bu çocuklar kendi kaderlerini seçiyorlar. Onlarcası, yüzlercesiyle çalışıyorum. Çok sevgi dolular ve çok tuhaftır. Çoğu da yalnız. Bu denli sevgi potansiyeli var. Ben üzgünüm ki sevdikleri tarafından ya da sevilmeyi bekledikleri tarafından daima kullanılıyorlar. Hep istismara uğratılıyorlar. Maddi manevi. Hep bir hayal kırıklığı. Burada aileden ayrışmanın verdiği suçluluk duygusuna katlanamamayı gözlemleyebiliriz. Burada ailen en başarılı üyesi olmanın ağırlığını kaldıramamaktan söz edebiliriz. Burada kendi çocukluğundaki eksikliği sevdikleri yaşamasın çabasını gözlemleyebiliriz. Burada ailenin geçmişinde sınır dışı edilmiş bir üyenin yükünü üstlenmişlik görebiliriz. O çocuklar zaten şu an bu videoyu zar zor izliyorlardır. Altada yazsınlar hiç mi yaranılmaz? Hiç mi görülmezler? Göz göre göre bu çocukların parasını, zamanını, emeğini kullanırlar. Ya bir insanın kendi anne babası, kendi abisi, ablası, kardeşi, kendi akrabasını bu birinci derece bu kadar kullanır mı ya? Bu kadar istismar eder mi ya? İlla o bilir ona soralım. Her ya ben ne, neyi bile gördüm biliyor musun? Köydeki evde bir şey oluyor. Kardeşlerden biri onun bir şeyini yaptırıyor. Annesi kendi parası geliyor bir yerden biriktiriyor bir şey oluyor emeklisi falan. Mesela büyük oğlanın parasını veriyor. Yani ödediği parayı. Aynı şeyi küçük kızı yapsa o para anneden gelmiyor kızı. O nasılsa başın çaresine bakar. O işte yani ona zaten bir şey olmaz. Bunların sloganı bu. İşte o işini bilir. O zaten güçlüdür. Zannediyor ki insanlar bu çocukların hiç sevilmeye, görülmeye, takdir edilmeye, bir küçük harçlık verilmeye verdiği paranın borç kabul edilip olduğunda iade edilmesine hiç ihtiyacı yok zannediyorlar. Çıksınlar bu çocuklar peki buralardan çıkmak için? Zaten çoğunlukla ayrışmanın eşiğindedir bu çocuklar aile sistemlerinden. O suçluluk duyguları ya da sevgisiz kalma korkularıyla çalışsınlar ve o hakiki ayrışmayı sağlayıp kendi hayatlarına devam etsinler. Ee, kimse kusura bakmasın ben hayatın içinden biriyim. Ee, bizim kara kaplı kitapta yazanı yorumlamakla mükellefim. Ben böyle ailelerle görüşülmek zorunda olduğunu düşünmüyorum. Her daim istismar edildiğiniz emeğiniz, paranız, zamanınız, imkanlarınız, ruhsal bu durumunuz. Bir de yani bir de biliyorsun şey olur yani. Yani bir güler yüz beklersin. O da gelmez. Aslında öyle de yalnızsın. Gerçekten yalnız da kalabilirsin bu durumda yani. Her türlü yalnızsın. Verdiklerimin karşılığını alamıyorum diyor. Bu çocuklar da onları suçluyor. Ben onlara bir fark yaratayım. Muslum başında siz varsanız gençler. Ben suyu veriyorum da o hortumla benim bahçemi sulamıyor diyorsun ama sen kapat vanayı. Kendi bahçene geri dön. Senin suyunla sulanan bahçenin yemişinden sana ikram gelmiyorsa sen kapat o çeşmeyi. Hatta Kırovan'a'ya git. Ne yapacaksın? Bir insan bu kadar göz göre göre kendini istismar ettirir mi? Öz saygısı kalır mı? Öz değeri kalır mı? Bu kişinin bereketi kalır mı? Bir de üstüne üstlük kavga çıkıyor işte her seferinde. Bir de bağırış çağrış oluyor. Bu çocuklar öyle çocuklar ki bir de oturup bir saat üzülüyorlar. Ay anneme bağırdım, ay kardeşime şunu söyledim diye hala kalpleri sızlıyor. Böylesi kardeşlere, böylesi evlatlara sahip olduğunuz için sadaka dağıtın. Şükredin. Onların artık boynundan düşün. Şu çocuklar da bir nefes alsınlar. Bir kuru teşekkür edin ama ne kadar küçük olursa olsun o kuru teşekkür kalbinizden, yüreğinizden gelsin ve biraz olsun haya edin, biraz olsun da utanın ve ne olur bir ee, işe yaramaz bir çocuğunuzu yüceltmek yerine size bu kadar şey yapan çocuğunuzu buna kurban etmeyin. Ahanneler, ah babalar. Lütfen bu video ile ilgili yorumlarınızı bizimle Bak şimdi paylaşın. Bak aşağıda neler olacak. <laughs> Hepsini tek tek okuyacağımıza emin Paylaşsınlar olabilirsiniz. Paylaşsınlar ve beğendilerse bir beğen yaparlarsa ben de ne kadar şey olduğuna bakayım.